Mesela diyor ki seni biri zem etti. Oo, arkandan saydırdı. Ya diyor sen de affet. Nefsin de kahret diyor. Bak, görüyor musun? E şimdi Hacı Mustafa haber aldık ki biri bizi kötüledi. Arkamızdan iyi saydırmış. Ne yapmak lazım arkadaşlar? Söyleyin bakayım. He? Biz ona bir şey demeyecek miyiz? Şeriat diyor ki, şeriatımız demeyeceksin diyor. Ya yiğitlik bu diyor. Allah dostlarından bir tanesine demişler ki falanca senin hakkında konuşuyor. Ölçüye bakın arkadaşlar, ölçüye. Konuştuğu şey bende varsa Rabbim beni affetsin. Yok. O konuştuğu şey bende yoksa ki iftira oluyor. Allah'ım diyor onu affetsin diyor. Gördün mü? Gördün mü? Müslüman ahlakını gördün mü? Ey cemaat. Allah-u Teala Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamla beraber Firavun'a gönderiyor. Onlara, Firavun'a tebliğ yapılacak. Allah-u Teala ne tembihte bulunuyor biliyor musunuz ayette? Ya Musa, o Firavun'a çok tatlı ve yumuşak konuşun. Kime diyor? Kime? Ya Firavun'a ya. Bak sert konuşma diyor. İlahlık iddia eden bir kuluna. E hal böyleyken sen nasıl olur da bir Müslüman kardeşin hakkında ileri geri konuşursun? Onun daha önceki ayıplarını ortaya dökersin. Mümin ahlakı değildir ya. Mümin kimdir? Ya bir Müslüman kardeşin hata etmiş. Evvela onu sen gizleyeceksin. Senin vazifen. E şimdi böyle olursak cemaat, akrabalık, dostluk biter mi? Biter mi? Bitmez. Düşmanlık böyle başlıyor. Şimdi iki dost, Hacı Mustafa ile biz iyi dostuz. Hacı Mustafa, ben birkaç sırrımı anlatmışım. Sır ya, çok gizli olan bir mahrem bilgisi yani. Ama Hacı Mustafa ile kavga ettik. Ula bir de duydum ki sabah, ula benim sırlar Facebook'larda geziyor. Instagram'larda geziyor. YouTube'larda geziyor. Abi ben şimdi nasıl mahcup oldum ya? Ben ne yapacağım şimdi? Benim günahımı atmış ortalığa. Peki soru. Allah Celle Celaluhu bundan razı mı? Soru. Razı mı? Değil. Sen ki benim kulumun suçunu ortaya mı attın? Allah olarak da ben de senin suçunu attım ortaya. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi? Namaz kılıyorsun değil mi? Yapmayalım arkadaşlar. Oruç tutuyorsun. Sofranda fakir yok. Namaz kılıyorsun. Ama mümin kardeşinin günahını ortaya saçıyorsun. Oldu mu şimdi? Oldu mu? Olmadı. Ya arkadaşlar. Allah'ın bize tövbe nasip etsin. Amin. Bu ne demek ya? Müslüman kardeşin hakkında bilmeden hüküm veriyorsun. Ya görüyor musun Kazım Efendi? Bak bak böyle yapmış. Ne yapmış? Ayıp değil mi peki? Biz Efendi Hazretlerimizden ne öğrendik? İki ihvan kavga ediyor da Efendi Hazretlerimiz araya giriyor. Biri diyor ki Efendi Hazretleri şöyle şöyle yaptı. Ya diyor affet diyor ya. Nefsi kahret diyor. Efendim diyor ki onu üstüme aldın diyor. Deyince adamın el ayağı düşüyor. Koskoca meşayi kiram üstüme aldım diyor ya. Şuraya bak ya. İki ihvanın gönlünü tamir etmek için. Barıştırmak için. Efendi Hazretlerimiz ya. Bir büyüğümüz vardı ama kendi hal sahibi bir insandı. Camiyi de temizleyen görevli bir abimiz vardı. Efendimiz namazı kıldı, odasına geçecek. Diyor ki, Efendi Hazretleri, ya bu ama burada duruyor, burada bir şey kaybolsa, yani ne olacak diyor. Efendi ona diyor ki, o yapmaz diyor. Bak, ya ama Efendi, şimdi burada bir şey olsa mesul benim. Ya diyor, o ondan zarar gelmez diyor bak. O hala efendi Allahu Ekber. Namazda durdu. Efendi buyurdu ki sultanımız
beni seven ihvanımı da sever buyurdu. Bitti. İhvan ihvanı sevecek. İhvan ihvana omuz verecek. Hani biz bir tavanın balıkları gibiydik. Ne oldu balıklara ya? Ne oldu ya? Arkadaşlar, bak İsmet babamız ne diyor? Ya seni zem etse affet, nefsi kahret diyor. Bir haber aldık ki bizi biri kötüledi. Ona bir şey demeyecek miyiz? Demeyeceğiz. Bir şey demeyip onu affedeceğiz. Nefsimiz de kahredeceğiz. İşte diyor ahlak-ı Muhammediye budur. Bu. Allah'ım bu ahlaktan bizleri hissedar eylesin. Amin. Evet. Bizim aleyhimizde biri konuştu mu sus. Ona gitsin. Kardeşim bana oradan haber getirme. Biri sana haber getiriyorsa bil ki senden de ona haber gidiyor. İşte bu nemmamlar cennete giremez diyor işte. Aha bunlar fitneciler yani. Fitne fucur yapanlar. Sana geliyor senin gibi gözüküyor. Oraya gidiyor, onlar gibi gözüküyor, arada fitne yapıyor. Arkadaş, hani biz fitneyi söndürecektik, taşımayacaktık. Arkadaşlar, Rabbim kardeşliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Amin. Rabbim fitnecilere fırsat vermesin. Amin. Tabii ya, iki müminin, Müslümanın İhvanın arasını açmak, onların o kardeşliğini bozmak ve bunun için çalışmak, bunu Allah affetmez. Affetmez. Allah-u Teala müminlere bir olun, iri olun, dağılmayın, gücünüz gider, sonra kafirlere mağlup olursunuz. Alâ inne evlâ